Bu dünyayı 100 dolarlık bir gelir yaratan 100 kişinin yaşadığı bir köy olarak düşünürsek, bunun 15'i gelişmiş ülkelerde yaşıyor, 85'i de gelişme yolundaki ülkelerde yaşıyor. Bu 100 dolarlık gelir yaratan köyün aşağı yukarı 52 dolarını bu 15 kişi paylaşıyor. Geri kalan 47-48 dolarını da 85 kişi paylaşıyor. Dünyada böyle bir durum var. Çin hızla geliyor. Türkiye bu pazarda, bu köyde en adil durumda olan ülke Türkiye. Bir Türk var, bir dolar alıyor. Bu 100 dolarlık köyde. Bu sistemin özeti burada. Yani bunu bir dört tekerlekli otomobil gibi düşünelim. Dört tekerleği var, dört lastiği var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Büyüklüğü 1/5 dünyanın. Öteki Avrupa Birliği, Euro bölgesi değil Avrupa Birliği. O da 1/5 büyüklüğünde aşağı yukarı. Ben Japonya'yı da Çin'le birleştirerek düşündüm. Yani Uzak Doğu'nun devleri diye. Çin yakında oradan kopar tabii ama yani o büyüklüklere denk gelsin diye böyle bir yerleştirme yaptım. Bu da 1/5. Çin'le Japonya'yı bir araya koyarsak toplam dünyanın. Geri kalan gelişme yolundaki ülkelerde 1/5'ini oluşturuyor. Türkiye, Rusya, Kore. Onların hepsi bu tarafa. Evet. Lastiklerden Çin ve Japonya olan, Japonya zaten 15 yıldır kötü durumda, hiçbir gelişme. Dolayısıyla o lastik de açılmış durumda. Değiştirilmesi lazım. Sağlam görünen tek lastik gelişme yolundaki ülkeler, bu da bir yere kadar getirdi, artık o da zorlanıyor öndekilerde. Aşağı yukarı dünyanın bugünkü görünümü budur. Ve öyle zannedildiği gibi de Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da söylendiği gibi, benim meslektaşlarım da çoğu söylüyor bunu. Böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz oldu, efendim ötekiler onu dengeler, böyle oldu. Yani dünyanın 1/5 darbeyi yiyince öbür 1/4 bu işi dengelemeye yetmiyor. Nitekim Avrupa Birliği de tökezledi gidiyor şimdi. Çok ilginç bir yerden aldım bu grafiği. İngilizce yazıyor ama 1870'lerde İngiltere birinci, Almanya ve Fransa var. İkinci, üçüncü sıralarda. 1950'lere geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri müthiş bir farklı öne geçmiş. Rusya var, İngiltere var. 1970'lere, 73'e geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya ve Almanya. Dünyanın en üçlü üç ekonomisi görünümünde. 2010'lara geldiğimizde Amerika, Çin ve Japonya var. Avrupalılar silinmeye başlamış. 2020'de Çin birinci seviyeye geçecek diye tahmin ediliyor. Arkasından Amerika geliyor, arkasından Japonya geliyor. 2030'lara gitti. Tabi bunlar tahminler, spekülasyonlar ama dünyadaki genel tahmin bu yönde gelişiyor yolunda. 2030'a geldiğimizde Çin bir numaralı ekonomi oluyor. Zaten öyle ama daha da güçleniyor. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri gerilemiş ve Hindistan geliyor diye tahmin ediyor. Bunlar tabii ki tahminler, olmayabilir. Çünkü bir ekonominin, bunu biz çok yaşadık, Türkiye'de yaşadık bu işi, bir ekonominin 3-4 bin dolarlara kişi başına gelir, 5 bin dolarlara gelişi daha hızlı oluyor. Ondan sonra bunu katlaması biraz daha zorlaşıyor. O zaman sanayide başka işler yapacaksınız, uzay teknolojisine gireceksiniz, markalar yaratacaksınız. Yani taklitle maklitle bir yerlere geliniyor. İşte 5 bin dolara kadar geliyorsunuz, orada biraz duruyor iş. 2012 başında küresel sistem sorunlar içinde, biraz önce otomobil lastiklerinden benzeterek söylediğim şeyi biraz daha bazına getirelim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda bütçe açığı sorunu var. Borç yükü sorunu var. %100'üne gelmiş durumda Amerika'nın toplam borçları gayri safi yurt dışı hasılasının. Büyüme sorunu var, hızlı büyüyemiyor. Bu ekonomiler zaten hiçbir zaman artık hızlı büyümüyor ama üçlük filan, %3'lük büyüme bunlar için ideal ama 1.5'lara, 2'lere indikleri zaman sıkıntılar çıkıyor. İşsizlik sorunu var. Amerika Birleşik Devletleri için işsizlik birinci sorundur. Avrupa için enflasyondur, Amerika için işsizliktir. 1930'lardan o büyük bunalımdan kalan şey budur. Amerikalılar işsizlik böyle şimdi hele 8.5-9'larda buralara geldiği zaman çok telaşlanırlar. En ciddi sorunlardan biri budur. Avrupalılar bu kadar telaşlanmazlar. Bazı işsizlik oranlarına alışıktırlar. Fakat enflasyon da orada böyle %5'in üstüne 10'a doğru filan hareketlendiği zaman telaş orada başlar. Şimdiki görünüm biraz öyle.
Euro bölgesi Avrupa Birliği'nin en tabii güçlü bölgesi, bizi de en çok ilgilendiren bölgelerden birisi ihracatımız açısından. Bütçe açığı büyüme sorunu çekiyor ve işsizlik sorunları içinde. İspanya %20'lerin üstüne çıktı işsizlikte. Öteki ülkelerde %8'lerde, %9'larda ki bunlar için çok alışılmış oranlar değil bunlar. Bir de tabii en ciddi sorunları Avrupa Birliği veya Euro bölgesi ülkelerinin borç yükü sorunları. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hazine müsteşarlığı yaptığım sırada Türkiye'nin borç yükü %80'lerde filan. Gayri safi bütçe hasılamızın 80'i, 85'i civarındaydı. Ve Avrupalılar bize ne olacak sizin bu borç yükünüz derdi. Biz de çok tabii sıkıldık. En lanetlediğimiz şey o zaman hatırlar mısınız bilmem. Kamu borç yükümüzdü bizim. Şimdi olay tersine döndü. Türkiye %40'larda, Avrupa'nın ortalaması %70. Bazı ülkeler var %150 mesela Yunanistan falan öyle oldu. İtalya öyle. Belçika o durumda. Ötekiler de bize bu soruları daha çok soranlar yani Fransa'sı, Almanya'sı falan da %70'lere, %80'lere geldiler, dayandılar. En ciddi sorun budur. Bunu çözmek çok zor. Türkiye bunu çözdü çünkü etrafı sağlamdı. Biz 2001'de krize girdiğimizde çok üzülmüştük. Allah'tan girmişiz diyorum ben şimdi. Eğer biz o krize girmesek şimdi yandıydık. Bütün her yeri kapatmıştık. Allah'tan girmişiz, kendimize çeki düzen vermişiz, bankalarımızı düzeltmişiz, bu borç yükü sorunumuzu çözmüşüz. Ve bugüne gelmişiz. Yükselen piyasa ekonomilerinin sorunları bunlarla aynı değil. Bunlar mallarını sattıkları bu ülkeler, bu bölgelerde sıkıntı çıktığı için ihracat sorunları ile karşılaşıyorlar yavaş yavaş. Daha yeni çıkıyor bu ama biraz daha da büyüyecek önümüzdeki dönemde ne yazık ki. Ve kaynak bulma sorunları var bunların. Yani şu anda tabii likidite sıkıntısı çıktığı için dünyada daha da büyüyecek bu, öyle anlaşılıyor. Eskisi gibi böyle bol miktarda sermaye, kaynak buralara kaymayacağı için dış borç bulma sorunları ortaya çıkacak. Evet, burada Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminleri veriyorum. 2012 yılında bu çeşitli kuruluşların tahminleri bunlar. Yabancılar da dahil, bizim tahminlerimiz de dahil olmak üzere. İlk defa bu kadar aralıklı veriyoruz. Eskiden nokta tahminler verirdik. Yani büyüme %2 olacak diye. Şimdi bunları diyemiyoruz. Çok zor bir yıl bizi bekliyor çünkü. Yani bu Türkiye'den kaynaklanan bir durum değil.